Önceki videolarda seri ve paralel dirençleri öğrendik. Seri ve paralel dirençleri tek bir eş değer dirence nasıl sadeleştirebileceğimizi öğrendik. Yine de şöyle kısa bir tekrar yapalım. Seri bağlı dirençler için R eş değer yani R eş seri bağlı dirençlerin toplamına eşit oluyordu. R1 artı R2. Paralel bağlı yani aynı düğüm noktalarını paylaşan dirençler içinse eş değer direnç ifadesi şöyleydi. R eş eşittir. Eğer birbirine paralel 2 adet direnç varsa R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2. Paralel bağlı dirençlerin sayısı 3 veya daha fazla ise ifade azıcık daha karmaşıklaşıyordu. 1 bölü R eş eşittir. Bu ifade 3 veya daha fazla direnç için kullandığımız ifade. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 nokta nokta nokta. Kaç tane direnç varsa artık. Bu iki paralel eşdeğer direnç ifadesi tamamen aynı işe yarıyor. Ama sadece iki paralel direnç söz konusu olduğunda bu ilki daha kullanışlı oluyor. Evet, bu videoda bu karmaşık direnç devresini inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü direnç var. Sorumuz şöyle. Bu voltaj kaynağını devreye soktuğumuzda bakın burada iki temas noktası var. Bu voltaj kaynağından ne kadarlık bir akım çekilir? Bunu bilmek istiyoruz. Evet, şöyle bir bakalım nasıl çözeriz. Şimdi burada bir süre durup devrenin neye benzediğini anlamamız önemli. Devreyle biraz baş başa kalacağız yani. Böylelikle devreye biraz göz gezdirip tanıdık direnç dizilimleri bulmaya çalışacağız. Bunu yapmayı ihmal etmeyin çünkü bu işimizi epey kolaylaştıracak. Evet. Seri veya paralel dizilimleri arıyoruz. Burada bir direnç var. Bunlar seri bağlı değil. Aa, bunlar bir ihtimal paralel bağlı olabilir. Bu iki direnç seri bağlı mı diyorum ama seri bağlantıdaki uç uca dizilimi göremiyorum. Bu sondaki ikisi ise seri dirençler. Pekala. Şimdi devreyi sadeleştirmek için önümüzde birkaç seçenek var. Sorulardan biri şu. Tamam da nereden başlayacağız? Soruyu çözmeye aradığımız bilinmeyene en uzak noktadan başlayacağız. Biz bu akım değeriyle ilgileniyoruz. Bunu bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla devrenin en uzak ucundan başlayarak geriye doğru gelmek iyi bir seçenek. Mesela bir cümleyi okumaya sondan başlamayız. Ama devrelerde bu oldukça işimize yarayabiliyor. Devrenin bu ucundan başlayacağız ve sadeleştire sadeleştire geriye doğru geleceğiz. Aslında bu noktada işin zor kısmını hallettik bile. Bundan sonrası bu iki formülü uygulayacağımız nispeten kolay olan aşama bilinmeyenimizin ne olduğuna karar verdik ve nereden başlayacağımızı belirledik. Devre problemi çözümünü basit ve kolay hale getirmenin anahtarı işte bu strateji. Hadi başlayalım. Şimdiki işimiz bu direnç ağını sadeleştirmek. Burada seri bağlanmış iki direnç görüyoruz. 2 ohm artı 8 ohm eşittir 10 ohm. Şimdi bu dirençleri silip yerlerine 10 ohmluk tek bir direnç koyabiliriz. İlk aşamayı hallettik. Sırada ne var? Devreye tekrar bakıyoruz ve burada paralel bağlı iki direnç görüyoruz. O halde paralel eş değer direnci bulmak için formülün bu biçimini kullanabiliriz. Yazalım. 10 çarpı 10 bölü 10 artı 10 eşittir 100 bölü 20 o da eşittir 5 10. Aslında bunu yapmanın daha hızlı bir yöntemi de var. Bakın birbirine paralel iki direnç var ve ikisinde değeri aynı. 10 ohm 10 ohm. Bu iki direncin paralel eş değeri dirençlerden birinin yarısına eşit olur. Her neyse. Bu iki direncin de eş değerini bulduk. O zaman bunları da silebiliriz artık. Ve yerlerine 5 ohmluk tek bir direnç yazabiliriz. İşin nereye varacağını görebiliyorsunuzdur. Her seferinde devreyi biraz daha daraltarak ilerliyoruz. 5 ohm artı 1 ohm. Seri dirençleri topluyoruz. Eşittir 6 ohm. Bu dirençleri silip yerine 6 ohm yazacağız. Her adımda devreyi biraz daha küçültüyoruz. Ayrı ayrı dirençleri silip yerlerine eş değerlerini yazarak ilerliyoruz. Buraya 6 ohm demiştik. Evet şimdi ne elde etmiş olduk? Bu seferki biraz daha zor görünüyor. Bu kez paralel bağlı 3 direncimiz var. Öyleyse bu formüle başvuracağız demektir. 1 bölü paralel eş değer direnç eşittir 1 bölü 12 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 6. Ortak paydaları 12. O halde bu bir şey bölü 12 olacak. Yazalım 1 artı 3 artı 2 bölü 12 eşittir 6 bölü 12. O da eşittir 1 bölü 2. Bu 1 bölü R eş. O halde R eş eşittir 2 bölü 1 yani 2 ohm eder değil mi? Artık bu dirençlerin üçünü birden silip yerlerine 2 ohmluk eş değer direnci koyabiliriz. Bakın sonucu ulaşmamıza bir şey kalmadı. Ne demiştik? 2 ohm. Evet son olarak birbirine seri bağlı 1 ve 2 ohmluk 2 direncimiz kaldı. 1 artı 2 eşittir 3. Son kez dirençleri siliyoruz ve yerlerine 3 ohmluk eş değer direncimizi yazıyoruz. İşte bu kadar. Bu voltaj kaynağı açısından şu anlama geliyor. Voltaj kaynağı 3 ohm'luk bir direnci sürecek kadar akım sağlıyor ve bu karmaşık direnç ağının tamamı voltaj kaynağına 3 ohm'luk tek bir direnç gibi geliyor. Evet. Böylelikle karmaşık bir devreyi çok basit bir devre haline getirmiş olduk. Sadeleştirme aşamaları işte bunlardı. Burada kilit nokta önce neyi aradığımızı tespit etmek. Sonra da devrenin en uzak ucundan başlayarak sadeleştire sadeleştire geriye doğru gelmek. Umarım bu video bu konuyu anlamanızda size faydalı olmuştur.